Herkese merhaba. Bugün sizlere BİM'den aldığımız suya, darbeye ve toza dayanıklı Bluetooth 5.0'a sahip Bluetooth hoparlörü inceleyeceğiz. Öncelikle kutu açılışını yapacağım. Ondan sonra da cihaza yakından bakacağız. Kutusu bu kadar. İri bir kutu. Şurada özellikler mevcut. Apple ve Android uyumlu diyor. Çağrı cevaplayabiliyoruz. 7 saate kadar kesintisiz müzik dinleme sağlıyor bataryası. 10 metre bağlantı sağlıyor. USB bellek takabiliyoruz. Ve hafıza kartı da takılabiliyor 32 GB'a kadar. Güçlendirilmiş kasa ile düşme ve darbelere dayanıklı diyor cihazımız. Şöyle kutuyu açalım. Jelatinini sökmüştüm videodan önce ama. Kutuyu açtık. İçinde kullanım kılavuzu var. AUX kablosu mevcut. Şöyle micro USB kablo var. Küçük bir tane. Şarj için. Sağ sola asmak için cihazımızın ipi var. Gerek çantamıza, gerek kamp yaptığımızda çadırımızın bir köşesine asabilmek için kullanacağımız. Ve son olarak büyük, ağır ve sağlam bir Bluetooth hoparlörümüz mevcut. 3 watt güce sahip hoparlör. Üstünde açma kapama, durdur başlat, ses açma ve kısma butonları mevcut. Bunlar aynı zamanda bağlantı da yapıyor. Şimdi kurulumunu göstereceğim zaten sizlere. Cihazın açılışını yaptığımızda güç tuşuna basılı tutuyoruz. Gücü verdiğimiz an telefonumuzda Bluetooth'u aktifleştirdiğimizde cihazı görüyor zaten. Bağlantısını yaptıktan sonra eşleştiriyoruz direkt cihazları. Şimdi cihazın sesini göstereceğim sizlere. Hoparlörün sesini duydunuz. Gayet iyi bir ses performansı var. Ve bu hoparlör sadece 50 TL. Bunu da göz önünde bulundurmak gerek. Bu arada şarj etmek için markasının olduğu yerin üst bölmesinde plastik bir kapak mevcut. Bu kapağı kaldırdığımızda arkasında AUX girişi, USB girişi, micro SD kart girişi ve micro USB kablo bağlantısı var. Şarjınızı buradan yapıyorsunuz. Güzel plastik bir kapak yapmışlar. Sonuçta bu cihaz suya dayanıklı olması gerekiyor. Yani suya dayanıklı dedikleri için. Ama suya dayanıklı kısmı Bluetooth hoparlörlerde genel olarak sıçramalara karşı dayanıklı. Siz yine de tedbirli kullanırsanız daha uzun ömürlü olur cihaz. Yani tiz şarkılarda da en yüksek seste aynı performansı veriyor bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Cihazımızın taşıma ipini de bağladık. Sesi denedik. Bu arada tuşlar plastik ama biraz sert basmanız lazım. Sesi açarken, kısarken. Bir miktar da geç algılayabiliyor. Ama dediğim gibi 50 TL'ye ses performansı olsun, 1200 mAh bataryası olsun, 7 saat pil ömrü olsun, hepsi çok iyi seviyede. Şimdi isterseniz çağrı cevaplama olduğu için bir de üzerindeki mikrofonu deneyelim.
sesi biraz kısalım da. Alo. Alo, İbocuğum ne yapıyorsun? İyidir abi, valla ne yapayım, oturuyorum. Sen ne yapıyorsun, iyisin? İyi, ne yapayım valla. Ürün test ediyoruz da o yüzden bugün şanslı kişi sensin, seni aradım. Allah kolay versin abi, video mu? Aynen öyle. Yapıyorsun bu işi. Eyvallah. Nasıl geliyor sesim? Valla sesin normal, hani telefondan konuşur gibi. Yani aydınlık normal şeyden konuşuyor gibi geliyor abi. Aynen. Herhangi bir sıkıntı gelmiyor bana. O zaman telefonu biraz uzaklaştırayım. Şimdi nasıl? Şu anda da aynı. Yani biraz önceki tonlamayla aynı tonlama var. Aynen. İyi o zaman. Benim sesle herhangi bir şey var mı, yoksa sadece senlik bir şey mi? Yo, senin ses 10 numara, sıkıntı yok. Senle de dediğim gibi normal yani. İyi o zaman. Çok teşekkür ediyorum İbocuğum bize destek olduğun Rica için. ederim. Rica ederim Çağatay abi. Hadi görüşürüz. Dikkat et. Görüşmek üzere. Yalanlarım çoğaldı. Gördüğünüz üzere mikrofon testimiz de gayet başarılı. Yani karşı tarafa sesimiz net gidiyor. Karşı tarafın sesini de duydunuz zaten. Bu arada ürünümüzün lastiğini de taktık. Taşıma ipini. Yani bunu kolunuza takıp Burhan Altıntop gibi gezebilirsiniz. Tabii bu isteğe bağlı hani. Dediğim gibi bir yere de asabilirsiniz bunu. Çantanıza da asabilirsiniz. Ben bu ipi muhtemelen kullanmayacağım. Ama tuşların sert basması haricinde olumsuz bir durumla karşılaşmadım. Son olarak 1200 mAh bataryayı da 2,5 saatte şarj edebiliyoruz. Yani biraz yavaş şarj oluyor cihazımız. Ama fiyat performans açısından bakarsak oldukça ideal. Çünkü bataryası bayağı büyük. 1200 mAh az bir batarya değil Bluetooth hoparlör için. Bu ürün incelememizin sonuna geldik. Umarım memnun kalmışsınızdır. Ürün hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmına yazabilir. Videomuzu beğendiyseniz beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.